Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uygun fiyatlı, pratik ve inanılmaz lezzetli bir yaş pasta hazırlayacağız. Dilerseniz tarife geçelim. Malzemeler: 48 adet kedi dili, 1 su bardağı şeker, 1 paket şekerli vanilin, kedi dilini ıslatmak için 1 su bardağı süt, 5 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğunlaştırılmış süt, 4 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 tepeleme yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı Nutella. Daha önceden sütü tencereye almıştım. Ben burada 1 su bardağı yoğunlaştırılmış süt kullandım ama siz ona ulaşamıyorsanız 1 su bardağı süt reçeli kullanabilir ya da yerine sadece 6 bardak süt de kullanabilirsiniz. Sütümü ocağa aldım. Altını orta derecede açtım. Şimdi malzemelerimi eklemeye başlıyorum. Önce şekeri ekleyeceğim. Şeker eridikten sonra tereyağını atıyorum. Tereyağı da eridi. Son kalan malzemelerimi de katıyorum. Üzerine şekerli vanilin. Tüm malzemeler eriyip kaynayana kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sütümüz ısındı. Bütün malzemeler birbirine homojen bir şekilde karıştı. Bu kıvamdayken Nutella'yı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Siz Nutella'nız yoksa normal sütlü çikolata, bitter çikolata hangisini seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Tüm malzemelerimizi ekledik. Artık pudingimiz kaynayana kadar karıştırıyoruz. Pudingimizin üstünde kabarcıklar çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi kıvamı da koyulaştı. Artık onu ocaktan alıp pasta yapımına başlıyoruz. Ben böyle yaş pasta görüntüsünde olsun diye kelepçeli kalıp aldım. Siz dilerseniz farklı şekillerdeki kalıpları kullanabilirsiniz. Pastanın ilk katına başlıyorum. Kedi dilini alıp hızlıca süte batırıp kalıbıma koyuyorum. Burada sütün içine çok tutmamanız önemli. Eğer çok tutarsanız çok fazla yumuşak olur. Bu da leziz olmaz. Pastanın ilk katını yaptım. Üzerine şimdi pudingimden döküyorum.
Pastamızı gördüğünüz gibi hazır 3 kat yaptım. Şimdi çok sıcak olduğu için biraz o pudingin donması gerekiyor. Ben üzerine streç film çekeceğim. Böyle yaklaşık 1-2 saat sonra dolaba koyacağım. Ortalama 5-6 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, pastamız 6-7 saat dolapta bekledi. Son hali bu şekilde. Yaş pastadan hiçbir farkı yok. Hatta bence daha fazlası var ve daha lezzetli. Tarifi denerseniz yorum olarak bırakmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi tadım testi yapacağım. Yumuşacık, ağızda dağılan, pufuduk, böyle çikolatası da çok lezzetli bir pasta olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.